Hakkımız Hukukumuz programından iyi akşamlar sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yine bir hak ve hukuk konusu içerisinde sizin karşınızdayız. Ve biliyorsunuz Türkiye son iki haftadır yoğun bir şekilde operasyonlar yaşıyor. Operasyonlardan daha çok operasyonların hukuki boyutlarını tartışıyor. Çünkü operasyonlar artık eskisi gibi üstü kapalı olarak değil, irdelenerek nasıl yapıldığına ve neden yapıldığına kadar siyasetçiler ve siyasetin dışındaki bütün hukukçular bu konuyla ilgili çok çok geniş şekilde değerlendirmeler yapıyorlar ki artık bu konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bile gündemini meşgul eden yasalarda bir takım değişikliklerin yapılması zorunluluğunu getiren hale geldi. Ancak biz operasyonları değil de operasyonların genel anlamda hukuki sebeplerini ve nedenlerini konuşmaya çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz Türkiye son 10 yıldır çok büyük operasyonlar yaşadı. Bu operasyonların içerisinde her zaman tartışılan şey de hukukun üstünlüğü olmuştur. Hukukun içerisinde olması ve hukuksal delillerin olması olmuştur. Bu yönde STK'lar ve insanlar çok çeşitli kaygılar içerisindeydi. Bugün de istedik ki hukukçularımızı çağıralım. Bu operasyonların hukukun içerisindeki yerlerini bir de onlarla değerlendirelim dedik. Konuklarımız İzmir Barosu'nun ceza hukukunda oldukça deneyimli avukatlarından Sayın Andaç Şükrü Zaloğlu. Sayın Zaloğlu hoş geldiniz. Daha önce de programımıza katılmıştınız ama başka bir mahiyetteydi. Evet. Bu sefer daha derin bir konuyla sizi karşımıza aldık. Çünkü Türkiye'nin gündemini bir de sizle birlikte değerlendirelim dedik. Tabii daimi hukukçumuz Sayın Aykut Dikencik de aramızda. O da ceza hukukunda oldukça deneyimli avukatlar arasındadır. İki hukukçuyla operasyonların hukuksal boyutlarını değerlendirmeye başlayalım diyeceğim ama öncelikle Sayın Zaloğlu, operasyonlar biz hep sabah saat 5'te tabiri caizse imamın ezanı okuması gibi yine olmuş mu gibisinden bir klasik, özellikle de bir salı günü sendromu haline geldi Türkiye'de. Evet. Var olan şeyler. Hem tabii vatandaşlar şunu merak ediyor. Operasyonlar olmadan önce nasıl bir hukuki süreçler işleniyor? Çünkü genelde operasyonların hep öncesi tartışılır. Yani neler yapıldığı ya da yapılmadığı. Çünkü insanlar toplantıda ya da operasyon olduğunda hep hukuki eksiklikler konuşulmaya başlar. Bir operasyon nasıl başlıyor öncesinden? Şimdi operasyon aslında o görünen kısmı soruşturmanın hemen hemen ortaları veya soruşlandırılması anlamında delillerin toplanabilmesi aşamasıdır. Fakat bundan önce mutlaka bir hazırlığı vardır. Polis yine kanundan gelen yetkiyle bir suç işlendiği konusunda herhangi bir haber, bu maille olabilir, birileri söyleyebilir, kendisi fark edebilir, kendisi görebilir. Bir suç işlendiği şüphesini oluşturabilecek olan durumlarda kendi yetkisine dayanarak böyle bir araştırma içerisine girebilir. Bu araştırmanın belirli bir aşamaya ulaşmasından sonra ilk gözlemlerini evet böyle bir suç vardır hemen direkt savcıya bildirmez. Yani belki de ciddiye alınmayacak bir şeydir. Önce onun ciddiye alınıp alınmadığını bir tespit eder ve savcıya bildirir. Savcı da gerekli görürse, yine ciddiyetini gerekli görürse bu araştırma görevini kendi yetkisi dahilinde ilgili birimlere bildirir ve bu araştırmalar yapılmaya başlar. Yani şimdi bir vatandaşın herhangi birisinin gidip bir yerle ilgili ki bu operasyonlar genelde örgütsel amaçlı yapılan operasyon. Evet. Yani örgütsel bir şeyler olduğu iddia ediliyor. Ben böyle bir şey duydum ya da biliyorum. İşte böyle olduğunda görüyorum deyip bir dilekçeyle başvurması bu operasyonun aslında başlama noktası mı oluyor? Tabii. Yani eğer onun işte onu değerlendirecek olan savcılar. Eğer bunu ciddi olarak görürse biraz araştırma yaparak onun ciddiyetini tespit edebilir. Ama her ihbar maili ne yazık ki bizde artık öyle gelişti. Birileri birilerini ihbar ediyor ve ne yazık ki o maillerin nereden geldiği hep zaten isimsizdir. Sahte, çoğu sahte isim. Hep isimsizdir. Hiçbir zaman ismi olmaz. Yani ihbar. Peki hemen burada insanın aklına şu geliyor yani isimsiz maili ben ciddiye almam. Yani bana da mail geliyor. Ha, ihbar mail değil ama maille genel atılan bir mail. Ben bakıyorum tanımıyorum. Tanımadığım maili açıp okumamayı bile tercih ediyorum. Peki Cumhuriyet Savcıları yani hiç tanımadığı, bilmediği, bilmem nereden gelen maili alıp nasıl böyle bir hukuk içerisinde ciddiyete dönüştürebiliyorlar? Şimdi o konu tamamen savcıların takdiriydi aslında. Yani onu alıyor, emniyete diyor ki ya böyle bir mail geldi veya emniyet kendisine soruyor. Bizde böyle bir suç ihbarı var ne yapalım diye. Sayın savcı da bir araştırın bakalım herhangi bir ciddi bir şey var mı diyor. Öyle bir araştırmaya giriyor. Eğer ciddiyet görülürse, tespit edilirse başka yani o mailde yazılanların öncelikle doğruluğu, doğru olabilirliğini tartışıyorlar.
Onu araştırıyorlar. Doğru olabilirliği yönünde birkaç delil elde edebilirlerse ha altı doğru olabilir, ciddiyeti uygundur diye tekrar daha geniş bir araştırmaya giriyorlar. Peki savcı bu araştırmayı herhalde çıkıp kendisi yapmıyor. Hayır, hayır. Kolluk kuvvetlerine yaptırıyor. Savcı nasıl? Tabii ki kolluk kuvvetlerine yaptırıyor. Savcının bu konuda sadece yürütme, görevlendirme şeyi olabilir. Tek başına bir savcının yazışmaları, denetlemeleri falan mümkündür tabii. Ama tek başına yetebilmesi de mümkün değil. Tüm emniyet birimleri onun adına o kovuşturmayı, o soruşturmayı daha doğrusu yaparlar. Evet. Peki soruşturmanın diyelim ki polis aldı savcıdan talimatı, bu soruşturmayı yürüttü. Yani bu soruşturmayı araştırın kardeşim dedi. Nereye kadar polise o soruşturma süresi veriliyor? Yani bir süresi var mı? Hani al bunu, istersen 5 sene sonra getir bana, fark etmez. Hayır, yok, yok. Yani böyle bir süre kanunumuzda öngörülmemiştir. Öyle bir süre kanunumuzda öngörülmemiştir. Yani aldı, 3 sene sonra da savcı ben bunu bitirdim. 5 sene sonra ne yazık ki böyle. Ha işin özüne gelecek olursak, yani ne yazık ki yapılan birçok soruşturmada polis güvenlik güçleri savcının verdiği talimatla soruşturma aşamasına geçtiğinde, başladığında hazırlık hareketlerine suçun işlendiğini görebiliyor. Ne yazık ki bizde işte hukuka aykırı bir şekilde özellikle örgütlü suçlarda, Aykut Bey de çok iyi bilir. Göz yumuluyor. Göz yumulur. Suç işlenmesine göz yumulur. Bu hukuka acayip aykırı bir şey, ben hala anlayabilmiş değilim. İşte bir tane suç işlenir. Hukuk şimdi, ne diyor peki bu anlamda? Hukuk suç diyor ki suç varsa, suçu öğrendiysen onu tespit edeceksin, hemen gereğini yapacaksın. Tabii bildirmediği yani zaman. Önleme şeyi de varsa, önleme yetkisi de varsa. Tabii ki bunun önleme var. Ceza yasasında var, hatta eğer kamu görevi suçu bildirmediği zaman ceza alıyor. Yani. Ama suç işleniyor bir tane. Eğer zaman, daha geniş kapsamlı bir şey yapılması düşünülüyor ise beklerim. Bekliyor ne diyor? Bu nasılsa ikinci bir suçu daha işleyecek mantığıyla. İkinci oluyor, 3, 4, 5 falan, yani böyle gidiyor. Bu çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Bir suç 5 tane, 6 tane devam ede gelen suçlara sebebiyet veriyor. Ben bunu şöyle bir basit mantıkla algılamaya çalışıyorum. Yani bir insan bir cinayet işlediğinde bekleyelim canım, birkaç tane daha işleyebilir mantığıyla mı hareket ediyor? Cinayetlerde olmuyor. Cinayetlerde olmuyor tabii ki. O da suç, bu da suç yani. Örgütlü suçlarda da oluyordur. Yani böyle bir basit mantık yürütüyorum da, hani şimdi beklemek demek suçun çoğalması demek. Yani suçun ona şöyle genelde yanıt veriliyor. Örgütün işte yapısını keşfedebilmek için biz tek bir olayla, bizim tespit ettiğimiz olayla bunları anlayamayız. Biraz daha bekleyelim, başka olaylar var mı? Biz bunun peşindeydik. Yoksa tabii ki onun suç olduğunu biliyoruz ama örgütün birden fazla elemanı ya da diğer faaliyet alanlarını tespit etmek için eğer biz o anda operasyonu yaparsak örgütün yapabileceği ileride şeyleri yani örgütün üst yönetimleri kaybolur, kaçar, gider. Kimseyi uyandırmayalım, biz şimdilik bunu bekleyelim tarzında hukuka bana göre hiç uygun değil. Ama ne yazık ki yasa bu anlamda sadece ve sadece amaca erişebilmek adına ihlal ediliyor. Örgütü yakalayabilmek için mi bu süre uzatılıyor? Evet, ya da tespit edebilmek için. Peki ben onu soracağım. Evet. Türk Ceza Kanunu'nda örgütün tanımı var mı? Var. Yani üç kişi bir araya geldi mi örgüt oluyor mu? Yani şimdi ona göre vatandaşlar da örgütlü çalışmalarına biraz dikkat etsinler. Yani ticari hayatla uğraşıyorlar, sosyal hayatla uğraşıyorlar. Biz de derneklere gidip geliyorlar. Yani bunlar da kamu görevlileri, özellikle kamu yararına dernekler var. Bir sürü STK'lar var. Yani bunlar da bir örgüt. Ben suç örgütü diye tanımlandığı zaman hani biraz daha farklı bir yapısı mı var? Yani evet, bunlar örgüt ama suç örgütü. Çünkü hepsi bir aradalar. Hani bir araya gelip şöyle bir şey mi yazıyorlar? Hani sivil STK'lar buradan şey olmasın, hani biz suç örgütüyüz, adımız da şu, sanımız da bu diye böyle bir çizelgesi falan mı şimdi var? Şimdi ben tüm herkesin net bir şekilde anlayabilmesi için kanunu terimini okuyorum. Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kurmak. Yani örgüt ne? Kanunun suç saydığı fiilleri, burada suç olan tüm fiiller. Bunun için bir araya gelmek, örgüt kurmak. Şimdi bizde genelde hep çete denir. Aslında kanuni terimi örgüttür. Eskinin çeteleri, şimdinin örgütleri. Örgütleri, evet. Yani ikisi de aynı şey ama kanuni terim anlamında örgüttür bunlar. Şimdi örgütün yasal koşulları itibariyle 2'den ziyade, yani 3 kişi olması lazım. Bu kişi anlamındaki, yani 2 kişi olursa örgüt oluşmuyor. 3 kişi olması lazım. Ama
Her üç kişi örgüt müdür? Hayır, değildir. Örgütün bunun dışında birçok unsuru var. Örgüt, yani ceza yasası anlamında örgüt sayılabilmesi için bir kere bu üç kişi diyelim, minimuma indirelim üç kişi. Üçümüz. Bir suç işlemek için biz ne yapacağız? Ha, gelin bakın güzel bir şey var. Biz birlikte bir karar verelim. Biz üçümüz bir örgüt olalım. Paralarımızı da ortaya koyalım beraber. İşte patron dedi. Ben de liderim. Önce lider. Siz konuştuğunuz için şu an lider konumda. Ben ortada olduğuma göre ben de liderim, yani. Tamam mı? Talimatları sen, verdik. Yönetici o da şey. Sen işte sağ taraftakilerle ilgileneceksin. Sen de sol taraftakilerle. Para, tahsilatlar falan sana ait. Bunları geleceksiniz. Sen 3 lira alacaksın. Sana da 4 lira vereyim. Yeter. Yok, 4 lira çok oldu. Neyse 3-3 paylaşın. 4'ü de benim. Ben liderim ya, daha fazla alacağım tarzında. Ve bunu bir kere yaparsak gene olmayacak. Yani bir kere gittik, bastık. Bunu birden fazla devam ede gelen bir şekilde olması lazım. Bir kerelik bir suç işlemek için 20 kişi de bir araya gelse, fikir birliği de yapsa bu örgüt kapsamında değil. Örgütün devamlılığı olacak. Suç işleme kararı ve devamlılığı. Önce bir karar vereceksiniz. Üçümüz karar verdik. Ne yapalım? Hırsızlık örgütü diyelim. En basitinden. Gidelim işte şuradaki Alsancak'taki yerde bu akşam hırsızlık yapalım. Ondan sonra gidelim ertesi gün Bornova'da yapalım. Daha sonra Karşıyaka'da yapalım. Bir fikir birliğine ulaşacağız. Ondan sonra biz ilk suçu işlerken yakalandık. Gene örgüt kapsamında bir suç olamaz. Bu kararı vermiş olsak bile bu gelişen ikinci, üçüncü, dördüncü yapmamız halinde ancak örgüt yasal tanımının olması lazım. Bunlar da yetmiyor. Altyapısında olması lazım. Yani bir suç işleyebilmek için o suçu işleyebilecek materyale sahip olmak lazım. Şimdi işte biz mafya örgütü ya da senet tahsilatı örgütü kuracağız. Silah olmadan nasıl yapacağız bunu? Silah alacağız, bir büro kuracağız, yanımıza adamlar alacağız, sekreter alacağız, onu işleyebilmek için işte kırtasiye malzemesi alacağız. Yani bu altyapının lojistik bağlantının da bu hizmetinde olmuş olması lazım ki örgütün faaliyetlerini yürütelim. Yoksa evden telefonla yürütemezsiniz. Yani bunların olması lazım. Yargıtay bunları açık açık yazıyor. Ama bizde örgüt şöyle anlaşılıyor. Çok enteresan. Anlaşılmasından ziyade şey söyleyeyim. Örgüt nasıl tespit ediliyor? Hani siz tamam güzel bunları anlattınız. Böyle örgüt oluyor, böyle. Peki polis böyle bir örgütü nereden buluyor? Nasıl tespit ediyor? Yani gittiklerinde aldıklarında insanların üzerinde ben bilmem ne örgütüne aitim ya da üyesiyim diye bir belge çıkmıyor. Faaliyetlerinden yaptığı işlerden çıkartıyor. Çıkartmaya çalışıyor. Ben şöyle söyleyeyim. Bu örgüt hakikaten bizim ceza yasamızda her tarafa çekilebilecek bir hale geldi. Özellikle polis tarafından her şey örgüt kapsamına sokulmaya başlandı. Çok komik bir sebep şekilde. Sebep ne bunda? Sebep çok basit. Cezaların yüksekliği. Örgütte soruşturma çok daha kolay yapılabiliyor. Polisin yetkileri ve teknik dinlemeler çok daha geniş olabiliyor. Şimdi örgüt olunca dinleyemiyor tabii mu? Örgüt ismi. Şimdi yasada bazı suçlar var. Bu suçlar için telefon dinlemesi yapılamıyor. Ama eğer örgütü koyarsak yapılabiliyor. Ya bir telefon dinlemesi yapılabilmesi için illa örgüt mü olması gerekiyor? Hayır. Bazı hiç örgüt olmasa dahi 135.6'da telefon dinlemeleri onun örgütlü suçlar için getirilmişti ama uygulamada sonradan birçok suça sirayet ettirdiler. Yoksa aslında yasanın temel noktası bu örgütlü suçları. Tabii, örgüt olmayan suçlarda o zaman telefon dinlemeleri yasal değil mi yani? İşte yasa onu genişletti. Şimdi anlaşmayı onu söyleyecek işte. Ha. Bazı suçları eklediler onlara. Yani. Şimdi dinleme kararı alınabilen suçlar 135.6'da yazılmış. Göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, rüşvet de var bunların içinde, ihaleye fesat gibi teker saymış. Bayağı bir suç şeyi var ama bunlara girmeyen suç tiplerinde de mesela hırsızlık yok burada. Dolandırıcılık yok. Kredi kartı sahteciliği yok. Fuhuş yok. Ama şimdi bunları da tespit edebilmek için işte TCK 220'yi koyduğunuz zaman her türlü dinlemeyi alıyorsunuz. Ha, dinleme kararı, şimdi konumuzun ana başlıklarından bir tanesi de oydu. Dinleme kararı alınabilmesi, örgütlü de olsa bakın, örgütlü de olsa dinleme hakkı yasal anlamda bu suçlar için alınabilecek olsa dahi
dinlemenin de önemli kriteri şu. Bunu da 135'te çok net bir şekilde yasa söylüyor. Başka suretle delil elde edilmesi imkanının bulunmaması. Kuvvetli suç şüphesi olacak birincisi. İkincisi V diyor. Yani iki tabii. şartın bir araya tabii. gelmesi lazım. Hem suç şüphesi öncelikle ha, diyeceksin şüphesi. Ki bunlar yani. Evet çok bunlar kesin artık suç işliyorlar. Kesin yapıyorlardır. Deliller onu gösteriyor. Ama artık. Bir de başkaca delillendirebilmesi de pek mümkün değil. Ama bizde nasıl kullanılıyor? Yani uygulamada suç şüphesi ufak tefek olmuş olsa da hiç çok fazla bir araştırma yapamadan en güzeli biz oturalım dinleyelim. Telefonların başına dinleyelim. Nasılsa çıkartacağız. Ne diye gideceğiz, uğraşacağız, kapının önünde yatacağız, adamı takip edeceğiz, fotoğraflayacağız. Ne diye bunlarla uğraşalım? Hemen dinleme kararlarını alalım. Ondan sonra işin gerisi gelir diyorlar. İşin enteresan tarafı bu tip alınan şeyler, dinleme kararları da çok basit. Hiçbir gerekçe olmaksızın verilen kararlar. Yani %90'ı normal koşullarda dinlenme kararının verilmemesi gereken kararlar. Hukuksal olarak geçersiz evet, mi? Evet. Ya, gerekçesi yok. Yani bunun gerekçesini yazıyorlar. Ama uygulamada bunu tespit edebilecek bir durum yok. Hakimin takdirinde savcı talep ediyor. Daha doğrusu savcı bile talep etmiyor aslında. Savcıya soruşturmayı yapan güvenlik güçleri, polis diyor ki biz dinleme kararı talep edilmesini talep ediyoruz. Emniyet Müdürlüğü savcıya bunu talep ediyor. Savcı da mahkemeden bunu talep ediyor. Mahkemede yaklaşık 20 dakika içerisinde veriyor. Niye 20 dakikası ya? Çok mu 20 dakika? İmzalıyor geçiyor yani. Ha, yani hatta basına yansımış da hatırlarsanız bir... Evet. Mahkeme başkanı kendi dinleme kendi kararını... Kendi telefonla dinlenme kararı veriyorsa incelemiyor demek. Yani biz yani. Aslında hep savcılara, adli kola şey biraz kabahat buluyoruz ama esas şey bu dinleme kararlarını veren hakimlerde de problem var. Ama hakimin önüne gelmiş yani hakim. Ama hakim inceleyecek. Yani şöyle bir şey. O telefon numarası... Deme şansı hiç yok. Var. Reddedebilir. Yani hangi sebeple? Reddedebilir. Ben bu numaraları tanımıyorum. Yani burada suç şüphesi bulamıyorum diyebilir. Ya suçun olup olmadığını bilmiyorsunuz ki şüphenin olup olmadığını. Ama kuvvetli şüphe var. Sunulan deliller kuvvetli şüphe olduğunu telefon söylüyor. Telefon dinlemeleri alınırken biz burada şunları tespit ettik, bunları tespit ettik. Tabii. O yüzden bunu istiyoruz falan deniyor mu? Tabii. Gerekçe ondan istiyor tabii. Zaten. Burada bir suç örgütü biz tespit ettik. Kuvvetli suç şüpheleri var. Başka türlü de bunları bulamıyoruz. Elde edemiyoruz. Bize dinleme kararı verin diyor. Bundan talep ediyor yani. Şimdi ama uygulamada anlaşmayın söylediği gibi. Ya bir dinleyelim. Belki bir şey vardır. Yani hala sanıktan delile gitme. Bıraktık değil. Yani dinlemeler de o var. Tamamen bu mantıkta. Tabii. Şüpheli dinleyelim. Oradan dinleyelim her şeyini buluruz zaten. Ya beni de dinleseler bir şeyimi bulurlar mutlaka. Bulurlar. Telefon dinlemeleri bizim halkımıza bu 135 çıktıktan beri artık sokaktaki ayakkabı boyacısında bile acaba ben dinleniyor muyum korkusu oluştu. O kadar çok var ki, o kadar sahipsiz bir şekilde bu kararlar verildi çok, ki. Çok fazla. Herkes her paranoya oldu insanlarda biliyorsunuz. Yani bunu mutlaka sanıyorum şu anda öyle bir düzenleme var. Bu telefon dinlemeleri hususunun kısıtlanması, çok daraltılması konusunda bir çalışma var. Çok doğru bir çalışma olur. Hakikaten böyle önüne gelen dinlenir, ben suçluya ulaşacağım diye sen sabah akşam 24 saat emniyet telefonun başında kalırsa olmaz. Ha kaldı ki o dinlemelerin delil niteliği de yok çünkü çok komik şeyler var. Tek başına delil olmaz. Tek başına delil değil. Yargıtay'ın bu konuda kararları var ama bizde ne yazık ki yerel mahkemeler onları delil kabul ediyorlar. Ben çok tabii bu telefon dinlemelerine takıldığım nokta da şu yönden, özellikle onu size soracağım. Yani hasbelkader suç örgütü olabilir, suç işleyen insan da olabilir. Ama bunların biz suç örgütü olduğunu bilemeyebiliriz. Suç işleme meyili içerisinde olduğunu da bilemeyebiliriz. Bu kişi tuttu beni aradı. Olabilir, benim telefonum herkeste var. Sizin telefonunuz evet, zaten evet. Bütün baro levhalarında ya da internete girdiğiniz zaman isminizi yazdığınız zaman direkt çıkar, bir cep numara. Hasbelkader aradı sizi. Hadi siz avukatsınız, paçayı kurtarırsınız da vatandaşın birisini aradı. Vay bu suç örgütü seni aradı diye o vatandaş da alınabiliyor mu? Yani, çok basit şey varsa, yani çok basit aslında alınıyor. Normalde bir suç yoksa almaması lazım ama çok basit eğer alınıyor. Onu da konuştuğunuz zaman işte en son şimdi, yapılan operasyonlarda işte polisin ne konuştunuz? Polisin burada yaptığı ne demek istiyor? Örgüt operasyonlarında adamın örgütü var, örgüt diyelim ki bir suç. Çaycısı. Adam çay getiriyor, çıkıyor veya kapıda selam verdiği adam alıp getiriyorlar. Bu örgütün elemanıdır diye.
Yani orada da şöyle bir mantık var. Örgütü büyütmek ya da yükseltmek ya da örgüt varlığını daha böyle net bir şekilde ortaya koyabilmek adına hakikaten masum bir sürü örgüt anlamında adam sadece selam vermiş. Yani burada o zaman polis başarısını biraz daha başarılı gösterebilmek adına insanları mı yakıyor? Aynen operasyonları öyle. Aynen öyle. Bir de bu dinlemeler bizden çok şey konu ilk çıktığında hatırlarsanız şey konusunda karşı çıkıyorduk. Şimdi dinlemelerin metinlere dökülmesi ne biz karşı çıkıyoruz. Şöyle çünkü o metinlerde kişileri duygu düşüncelerini anlama şansımız yok. Yok tabii. Şimdi bizim Anadolu'da biliyorsunuz insanlar konuşunca birbirlerine severken bile hakaretvari konuşur. Yani. Evet. Aslında orada sevgi yani işte şey yapmak, teftif etmek ama metinlere döktüğün zaman sanki o kişi ona tehdit etmiş. O kişi onu sadece hakaret etmiş gibi çıkıyor. Tabii ki. Orada sıkıntı var. Metne döktüğünüzde yani tonlama yok. Tonlama yok çünkü. Duygu gülme yok. Nasıl söylediğin yok. Yani şimdi ya Ali'cim sen de nasıl bir adamsın ya demem. Ama nasıl geçecek oraya? Nasıl bir adamsın? Ya? Ama ben bunu espriyle söylüyorum. Yani espriyle söylüyorum. Ama kağıttan bunun espri olduğunu anlayabiliyor musun? Veya arada da bir ha 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 gülüyorum. Oraya ha 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 diye yazmıyor. Duygu düşünceleri metinlere dökmüyorlar. Böyle. Daha ötesini vereyim. Şimdi ben sana diyorum ki Ali'cim ben senin işte geçenlerde kardeşim senin şu vatandaşla şuraya gidip şu suçu işlediğini ben bizzat gördüm. Kesin buraya kadar. Gördüm. Ben sana iftira atıyorum. Böyle bir suç var. Ama diye devam ettin. Devam ediyoruz diye bir şey söylemedim ki. Kim söylüyorsa nereden uydurmuş yalan bunu diyorum. Ama devamı. O devamı yok mu? Yok tabii. Burada kestin suç. Kestin burada. Çünkü bu tapeleri bizim görebilme şansımız da yok. Gelmiyor. Yargıtay'ın öyle kararları var. Diyor ki ben bu tapeyi kabul etmiyorum diyor. Olsun burada yazıyor mu yazıyor. Ses analizi yaptırıyor. Ses analizini yaptırırken de yapıyorlar ses analizini. Önce diyor ki bu tapeleri sana dinleteceksin. Ama onlar ne yapıyorlar? Sesli okuyorlar. Bak tapeden metni okuyorlar. Sesli olarak dinleteceksin. Sesli olarak dinleteceksin. Devamı var mı yok mu diye mi? Tabii dinleteceksin. O kendi sesini duyacak. Bu ben miyim değil miyim diyecek. Ondan sonra soracaksın sen misin değil misin? Ondan sonra ses analizine eğer itiraz ediyorsa göndereceksin. Yapılıyor mu öyle bir şey? Ben hiç. Bir sefer filan denk geldi. Onda da Yargıtay bozmuştu bir uyuşturucu davasında. Dedi ki dinleteceksin. Hakim dedi ya nasıl dinleteceğiz bu tapeleri? Ya. Nerede dinleteceğiz? Nereden bu fiziki koşulları nereden yanatacağız? Adam cezaevinde. Cezaevinde gittiler bunu yerine getirecekler. Yerine getirmişler. Canım, okumuşlar. Buradaki duruşma salonundan ta Van'daki duruşma salonunda görüntülü konuşma yapıyorlar. Ya bir dinlemeyi mi yaptıramıyorlar? Yok okumuşlar. Sesini normal şekilde almışlar. Gitti sonucunu hala bilmiyorum. Ama gene de aykırı yani Yargıtay'ın söylediği şeylere aykırı. Peki, bu, yani telefon dinlemelerinin bizde artık sonlanması özellikle lazım. Telefon dinlemeleriyle delil niteliğinde sayıp davamızı bakıyorsunuz. Kısmak lazım. En basit. Ve ciddi kriterler getirmek lazım. En basit örgüt davalarında klasör dosyalar var. Oh tapeler. 30 klasör tape var. Bunun delil olabilecek çok az bir materyal var. O tapeler nasıl okunacak? Tamam okumak zorunda mı hakim? Normalde okuması lazım. Eğer biz bir kanaate ulaşmak istiyorsak işlerinde sadece fezlekede belirtilen 3-5 tanesini şey yapıp iddianamede sayın savcılarımızın sadece onları koyduğu hususları ancak görebiliyorlar. O tapeleri okuyabilmek mümkün mü? O tapelerin kayıt görüntülerini dinlemiyor mu hakimler? Hayır. Nasıl dinleyecek? Vakti yok. Okuma şansı yok. Yani siz 40 klasör bir dosyanın hakim tarafından incelenebileceğini düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Mümkün, yani mümkün mü? O karar nasıl olacak? Yani polisin fezlekesinde bahsettiği, savcının iddianamesinde bahsettiği hususları sadece tespit edebilmek. Diğer tarafları görebilmek, okuyabilmek şansı yok. Yani. O tapeleri dinlemiş olsalar. Hukukumuz ne yazık ki böyle. Şüphelilerin lehine birçok husus ortaya çıkar. Şimdi belki de suç olarak kayda geçirdikleri birçok husus inanın suç olmaktan çıkacaktır. O özellikle verilen dinleme tarihleri arasındaki bütün tapeler dinlenirse. Tabii ki. Şu da var. Şimdi ben biraz önce bahsettiğim örnekte seninle ilgili bir sürü şey konuştum. Ciddi tapenin tamamında da bir sürü ciddi ithamlarda ya da suçla ilgili konuşmalar yaptım.
Arkasından 5 dakika geçti. Düşündüm. Dedim ki yani böyle bir şey olmaz. Ben nasıl bir yanlış yaptım? Şaka açtım yaptım. Sana telefon. Dedim ki ya benim biraz önce söylediklerim var ya onların hepsini unut kardeşim. Böyle bir şey yok. Şaka bunları yaptım. Yapmıyoruz. Ben o anda ve artık kafam atmıştı bunları söyledim ama sakın ha onları ciddiye alma dedim. İkinci tape konuşması. Ben bunu konuşmasını orada göremiyorum. Tamamı istediğini alıp koyabiliyorlar. Bu tape yok. Onun için ben bütün o günkü bütün tapeleri dinlemem lazım. Belki onu bir sonraki telefon konuşmamda reddettim. Ya da yok sayılmasını yaptım. Sağladım. Şaka yaptığımı söyledim. Evet ben de onu söyledim. Bu da yok. Şaka diye açtın tekrar telefonu. Yok. Ya çok komik şeyler var benim rastladığım tapelerde. Vatandaşlar birbirine telefonda şaka maka yapmasınlar yani. Tabii. Bakın. Kesinlikle yapmasınlar. Bir de şeylerde işte şifreli konuştu. Şimdi insanların birbirine normal ben sana desem ki ya sen akşam bize gelirken işte bir torbada ya da bir kutuda getir. Yeşil elma al gel. Ben yeşil elmayı severim. Allah yeşil dedik. Yeşil dolar para bilmem ne. Kutu elma. Ya elma getirdin bana. Ama eğer biz izleniyorsak, telefonda konuşuyorsak ve de böyle bir suç isnadı durumu söz konusuysa o yeşil elma ne oldu biliyor musunuz? Oho, kokain de olur, para da olur, suç her türlü suç eşyası da olur. Öyle bir tane vardı. Suriye'ye giden bir arkadaşı başka bir suç diye telefonda dinleniyor bunlar. Diyor ki arabanın arkasında sucuklar var diyor. Ben diyor Suriye'ye gittim işte birkaç gün geç kalacağım onlar bozulmasın al onları. İşte bozulmasınlar şey yap götür ye yani ben gelemeyeceğim heba olmasın. Onlar kredi kartı oldu. Kredi kartı olarak geçirildi sabıtlarda. Sucuklar. Ve bozulmasın dediği husus da şifreli konuşma ya. O bozulmasın da ne diye geçti biliyor musun? Onların şey günleri var ya hesap kesim günleri. Aman ha dikkat et o hesap kesim günde geçmesin olarak yorumlandı paranoya yani. Ama polislere de çok fazla kızmıyorum. O öyle bir soruşturma içerisine giriyorlar ki o paranoya ister istemez oluşuyor. Böyle olsa iyi olur mantığına giriyorlar. Tabii hayır o sabah suçta yatıyor akşam suçta yani bir şeye öyle bir yönlendirdiğin zaman algıda seçicilik üst düzeye varıyor. Her şey onlar şüphe, için her şey suçtur. Her şey her türlü konuşma suçtur. Yani ya, bunun dışında yalanlar da var. Hukuk. Savcındaki soruşturma aşamasını ben özellikle merak ediyorum. Çünkü çok çok tartışılan bir konu. En sonunda Sayın Başbakan da bu konuyla ilgili bir dakikada, iki dakikada savcılar ifade alıyorlar. Hatta almıyorlar. Söyleyeceğim varsa söyle, söylemeyeceksen hadi çık dışarı gibi. Böyle şeyler oluyor mu gerçekten savcının soruşturma aşamasında? Yani bilmem kaç klasör saydık, o kadar emek saydık, iki sene boyunca dinlemeler vesaireler. Yani bu işin başında olan bir savcı şüpheli olarak çağırdığı kişiye bunu söyleyebilir mi? Bir dakika içinde anlatamadın. Mahkemede anlatırsın. Böyle bir tavır var mı hukukun içerisinde? Hayır daha kötüsü var. İfade almadan direkt tutuklamaya sevk ediyorlar. Savcı yetkilerini koluna devretmiş ya. Böyle bir yetkisi var. Diyorsun ki ben ifade vermek istiyorum. Evet. Yani poliste bana şey ver. İki satır işte veya poliste eğer yarım sayfa verdin ondan sonra diyorsun ki ben savcılıkta ifade vereceğim. Savcı isterse alıyor. Direkt dosya üzerinden direkt sevk edebiliyor. Peki kanunsuz ifade verme özgürlüğünüz yok mu? Var. Yani hayır kardeşim benim oturup dinleyeceksin diyemiyor musunuz? Yok. Savcı isterse benim için yeterli diyor. Poliste alınan ifade yeterli. Veya benim dosyadaki bilgilerle ben seni tutuklamaya sevk ediyorum. Mahkemede derdini anlat. Mahkemeye çıkıyorsunuz tutuklama istemiyle gittiği zaman. Oradaki hakim 30 klasör nasıl karar verecek? Nasıl dinleyecek? Nasıl çözecek? Yani bir saatte, iki saatte, üç saatte, beş saatte nasıl çözecek? Mümkün değil. Onlar da hukuka aykırı bir şekilde... belirli bir şey de var tabii tutuklama istemiyle gelmiş. Oradaki sadece suç tipine, suç nevine bakıyor. Ama suçun işlendiğine ilişkin yeterli delil var mı yok mu bunun araştırmasına giremiyorlar. Giremediği için bazıları da topu taca atıyor. Ben tutuklayayım da daha sonra esas mahkemesi şey olsun diyor. Peki ama şeyde mesela özellikle... Ceza mahkemelerinde bir iddianame değerlendirme safhaları çıkartıldı ki bu safhaların çıkartılması sebebiyle soruşturma tam anlamıyla bitmeden, tamamlanmadan mahkemelere gelmesin. Mahkemeler sadece yargılamayla uğraşsın. Soruşturmalarla da uğraşmak zorunda kalmasın diye. Şimdi peki siz dediniz bu mantığın içerisinde hazırlanan iddianameleri mahkemeler nasıl kabul ediyorlar? Bir ara etmediler. Bir ara etmediler ama daha sonra edilmeye başlandı. Çok ciddi problemler yaşandı.
Evet. Hemen şey iddianamenin iadesi koşulları da sınırlı koşullar. İşte ne bileyim oradaki şeyler tamamen usulü bir takım şeyler. Suça ilişkin delillerin incelenmesi filan mahkemeye ait. Onları zaten inceleyemiyor. O iddianamenin iadesi koşulları oldukça sınırlı usulü işlemler. Öyle söyleyebilirim. Anladım. Ben şimdi savcıya geldim ama savcıya gelmeden yine bir soru soracağım. Evet. Polisin hazırladığı fezlekeler genelde savcılar tarafından da hemen hemen aynısı uygulanıyor. Davalara sirayet ettiriyor mesela. Ben burada tabii şunu soracağım. Bizim elbet teşkilatımızda hukuk bilgisi çok geniş polisler mi var? Yani bir savcının ya da bir avukatın bildiği kadar bilgi bilip de fezlekeleri bilmem neleri hazırlayabilecek kadar hukuki bilgileri bu kadar geniş mi? Polisin tabii hukuksal bilgisi geniş mutlaka olması lazım ama bu kadar geniş bir bilgiye sahipler mi o fezlekeler? Yani bir savcının ya bu aslında olmamış böyle şöyle yapmama gerek var mı demeden o çok güzel yapmışsın diyebiliyorlar mı bu kadar yetki sahibinde? Ben size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Soruşturmada müvekkiliniz gözaltına alınıyor, ifade verecek emniyette. Emniyetteki soru şu. Senin falanca filancayla şununla bununla falan filan bir örgüt kurduğun tespit edilmiştir. Kimsin tespit ediyorsun bunu? Tespit ettiysen bana niye soruyorsun? Bu örgütle alakan var mı? Sen tespit ettim diyorsun zaten. Bir tespit yani önden bir yargı var. Sen yaptın. Bu suçu işlediğin anlaşılmıştır diyor. Bitti, yargılama yapmaya gerek yok. Anlaşılmıştır diyor. Polis anlamış. Böyle yazıyorlar. Buna ilişkin soru soruyorlar. Ben çoğu soruya yani bu sizin yorumunuzdur. Bunlara da cevap vermiyorum diye reddediyorum yani. Nedir? Çoğu. Nasıl sorması lazım soruyu peki orada? Soru sizin buradaki deliller mahiyetinde önce bir zaten o sorgulama tekniği de çok yanlış. Diyor ki yasa suçlamayı isnadı anlatacaksın. Ondan sonra somut delilleriyle 147. madde bu konuda açık. Kişinin neyle suçlandığını isnadını açıkça anlatacaksın. Ve ondan sonra soru sorma filan demiyor. Soru soracaksın demiyor. İfadesini vermesini isteyeceksin. İfade neyle nasıl verirse. Ne kadarına ifade verirse. Ama yüzlerce soru. Ya orada şu soru üstüne soru. Üst bu konuda soru. Ne diyorsunuz? Evet aynen öyle. Soru bu olacak. Bak, yani. Soru bu olacak. İddia var. Böyle bir iddia var. İşte deliller de bunlar. Bu konuda ifadenizi veriniz. Ama bizimkiler sen bunları yapmışsın. Ne diyorsun tabii bu canım, konuyla tabii. Ilgili? Sorudan soru çıkartılıyor. Diyorsun. Sorudan soru çıkartılıyor. Ha ondan sonra şeyin önüne geliyor. Tabii savcıların da işine geliyor. O kadar soruyu ifadeyi falan alabilme şansı yok. Geliyor savcı bakıyor sorulara, yani, cevaplara ona göre ben de. Ben yanlış anlamayın şu konuda söyleyeceğim. O kadar vakti yok, o kadar zaman yok. Mesela ben de adliyenin içerisindeyim. 22 yıldır o mezrada ben de kürek çekiyorum. Tamam bazı savcılarımızın suçların çok abartılı bir şekilde olması işte çektir, hırsızlıktır ve daha başka dolandırıcılıktır. İşte cep telefonu kaptırmaktır ve onlarla ilgili gerçekten suç sayısı çok olduğu için. Ve ona bakan savcılarda da gerçekten evrak sayısı çok. Onlara saygım sonsuz. Başlarını kaldıracak vakitleri yoktur. Yani en son İstanbul'da meşhur savcımız var. Zekeriya Özün. Bir yıl boyunca bir tane dosyaya bakmadı ortaya çıktı. Bir yıl boyunca. Şimdi bir yıl boyunca bir tane dosyaya bakmayan bir insan önüne bir tane dosya gelip benim hiç vaktim yoktu ya da zamanım yoktu. Bunu da bunlar halletsin ya da bunu da şunlar yapsın. Bu da birazcık görevden kaçma, işten kaçma değil midir? Vallahi, ya tamam savcının vakti yok diyorsunuz da ben görüyorum yok. Gayet vakitleri bol. Yok, ben gayet görüyorum yani. Ben o konuda savcıların işten kaçtığını söyleyemem. Başını kaçacak vakitleri yok. Eksik yani. Özellikle ben hayır, büyük davalar için söylüyorum. Çünkü büyük davalar gerçekten emek isteyen şeyler. Ve büyük davalar için gerçekten savcıların da tek başına sadece bir 6 ayını, 7 ayını, 1 yılını evet. Aynı polisin vakit ayırdığı gibi. Yani geceli gündüz vakit ayırıyorlar. Yani tabii vakit ayırmada dedim. Yani bir yıl boyunca polisler nasıl bir örgütü takip ediyorlarsa savcı da o örgütle ilgili bir yıl boyunca ama direktiflerle ama talimatlarla delil çalışıyor, topluyor. Tabii ki. Yani şimdi tabii ki. Burada vakit bolluğu aslında sıkıntısı yoktur. Ama iş ne zaman ki operasyon aşaması bitti ondan sonra zaten sıkıntı başlıyor. Benim vaktim yoktur. Size hemen... Ama işte biraz önce Genel Andaş Bey başta söyledi. Bunun çözülme problemi şu. Bir suç işlendiği anda müdahil olursa yani suç işledin kişiyi alırsan üst üste katlanmamış olur. Şimdi siz 6 ay, 1 sene bir dinlediğiniz zaman, sayfalar dolu klasör getirdiğiniz zaman o savcının ne yapacak açıkçası? Soru çıkartma şansı yok orada. Yok, soruları polis hazırlıyor zaten. Soruyoruz kim bu hazırladı? Arkadaşlar hazırladı diyor. Yani onların çoğunun hukuk bilgisinin yetersiz olduğunu Andaş Bey de biliyor. Ben de biliyorum. Yani bu soruşturmalar
hakikaten çok kötü hukuk mesela. Ayaklar altına alınarak yapılıyor. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Ya, usule hiç uyulmuyor. Savcılar da maalesef kesinlikle önlerine gelen şüpheliye, ki şüphelidir, daha sanık bile değildir, çok kötü muameleler yapıyorlar. Ve yasaya göre değil, kendi tarzlarına göre bir soruşturma usulü tespit ediyorlar. Oysa yasada bir takım koşullar var. Yani bunlarla karşılaştığımız zaman hukuk adına çok büyük üzüntü duyuyoruz. Öyle şeyler var ki eğer anlatmaya kalkarsam bitmez. Bir savcı önüne gelen şüpheliye sen işte, mahkemeye sevk etmeden serbest bıraktığında kendisine gidip serbest bıraktığınız ama ben bir daha gelecek miyim falan diye soran şüpheliye sen kimsin diyor, ismini söylüyor. İşte beni serbest bırakmışsınız, başka bir daha geleceğim mi filan. Sen diyor hadi diyor git diyor. Seni diyor tutuklamadığıma dua et diyor. Şimdi nasıl bir şeydir savcı? Eğer zaten tutuklanması için gerekli şey varsa tutuklamaya sevk etmezse yasayı ihlal etmiş olur. Eğer zaten tutuklanmayı gerektirmeyecek bir durum varsa da kendi keyfinden değil yasal olarak onu serbest bırakması lazım. Tutuklamadığıma dua et tarzındaki bir tavır bir hukukçuya yakışmıyor. Ama bunları biz duyduk. Savcılarımız soruşturma aşamasında, şimdi biraz da savunma tarafına geçelim. Biz mücadele yapıp duruyoruz ama bunu sağlayamıyoruz. Yani bir önemli, ciddi bir davada öyle şeyler söyleniyor ki savcılar tarafından inanamıyorsunuz. Ben en son yapılan bir operasyon ismini vermeyeceğim. Sayın Savcı dosyayı bilirkişilere yolluyor. Diyor ki şunları şu dosyadaki tapelere bakın diyor. Oradaki konuşmalarda rüşvet veya irtikap suçu var mı yok mu rapor istiyor. Vergi baş müfettişlerinden. Düşünebiliyor musunuz ya? Evet. Ya böyle bir düşünce. Savcı bunu bilmiyor mu? Ya ismini vermeyeceğim. Şu an gündemde olduğu için ismini vermeyeceğim. Hayır, savcı bunu bilmiyor mu? Bilemiyorum yani. O zaman savcı çok yapmasın. Enteresan. Ya, bilemiyorum yani. O hakikaten çok enteresan. Ya elimde rapor var. Böyle bir şey var mı? Yani bir suçun var. Tespiti ve tasnifi hukukçular, savcılar, hakimler tarafından. Kısmen savcı. Yani bu zamana kadar bana hiç soran olmadı yani. Sayın yani, evet siz yani. Size gazetecisiniz, yıllardır bu işi yapıyorsunuz, burada suç var mıdır diye de. Vergi baş müfettişine sormuş ya, böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Şimdi o orada kısıtlama kararları vardır. O tip davalarda mutlaka kısıtlama kararı vardır. Kısıtlama kararı olur genelde. Kısıtlama kararı savunmadan, avukattan, sanıktan kısıtlamadır. Biz rahat rahat çalışalım, avukatlar göremesinler. Yasada çok az bir şey, birkaç sadece şüphelinin bulunabileceği hallerdeki bir takım tutanaklar İşlenir. Verilebilir. Onun dışında hiçbir tutanağı göremezsiniz. Ama herkes her şeyi görüyor. Ha, bu arada hazır yeri gelmişken ben de aklıma takılan bir şey var. Kısıtlama kararlarında biz hiçbir şeyi göremiyoruz. Gazeteciler her şeyi öğreniyor. Bir de ben bir soru sorayım size. Nereden buluyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Ben sizden öğreniyorum. Basından öğreniyorum. Ya orada mı yatıyorsunuz? Yani 24 saat veya nasıl oluyor? Meslek sırrıdır o. Yani hayır, bu da hukukun içerisinde bir şey. Meslek sırrıdır. Bunun meslek sırrında bir alakası kalmadı artık. Biz de basın ne oluyor? Nasıl olarak oluyor? Yani orada ifşa olduk yani. Zaten artık emniyet hakikaten ben çok merak ediyorum. Siz bizden önce nasıl öğreniyorsunuz bunu? Şimdi aslında şöyle bir şey var. Tabii bu operasyonların çift taraflı boyutu var. Bir toplumsal faydaları var. Biz operasyonları haber haline getirirken basın sektörü olarak tabii ki bundan vatandaşlara uyarıcı mahiyette bilgi sahibi olsunlar diye. Yoksa birilerini rencide etmek ya da birilerini gazetede teşhir etmek falan gibi bir gayemiz yoktur. Tabii bu gayede çalışırken tabii bir takım bilgileri almak zorunluluğumuz var. Ama bir takım bilgilere de ulaşma yasağımız da var. Ha, biz bir yasağı deniyoruz ama yasağı biz kendi irademizle delmiyoruz. Tabi herkesin kendine göre bir takım emniyetin içerisinde ilişkileri var. O ilişkiler babında şimdi, bu yasaklar deliniyor. Gizli olan bir soruşturma. Bir gazeteci alıyor bunu bir şekilde sizin de ilişkileriniz nedeniyle. Görüntüler, tape kayıtları yayınlanıyor. Yayınlamak da aslında gizli olan bir şey. Bunun da suç olması lazım. Gizli ihlal değil mi bu? Ya ben bilmiyorum, basın hukuku hususunda çok fazla ilgili, bir bilgim tabii yok. Görev basından sorumlu Cumhuriyet Savcısı'na düşüyor. Yani gizli olan ya da kısıtlama kararı olan bir soruşturma ilgili bir şey yazıldı. Yani basın bu halkın haber alma özgürlüğünden çok o şüphelilerin, yani orada bir haklar yarışması var. Şimdi bakın 2005'te önce çıkan, şüphelinin hakkı doğru. Orada korunmak zorunda. 2005'te çıkan basın kanunu zaten bu tür haberlerin nasıl yapılacağını çerçeveletirdi.
Dedi ki kişilerin isimlerini kodlayacaksın. Resimlerini bantlayacaksın. Sadece olayın ne olduğunu vereceksin. Ki genelde de biz de olayın ne olduğunu verirken bazen sınırları aşıyoruz. Olayın içerisinde geçen konuşmaları, olaydan elde edilen delilleri, dediğiniz gibi çoğu avukatın bu konuda bilgisi olmuyor ama bizler tabii bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Hani burada şu var, popülizm dediğimiz şey var. Nedir? Biz bu işi yaparsak gazetemizde bu haber güzel bir reklam olacak. Bunun bir de bir başka tarafı var, bize veren tarafı var. Bize veren tarafı da hani biraz önce dedik ya hani örgütü 2'den 3'e çıkartıp biraz da üzerine maydanoz bilmem ne ekersek çok güzel bir örgüt çıkar. Biz de bundan başarılı bir siz iş çıkartırız. Siz de biraz süslüyorsunuz tabii ki. Bir polis teşkilatı var. O da istiyor ki biz bu operasyona 2 yılımızı verdik. Emek verdik. Yani bunu küçük görme. Yani emeğimizin karşılığı olarak bunu çok büyük gör de bizim de amirlerimiz, müdürlerimiz, şeflerimiz, bakanlarımız bizi takdir etsinler diyor. Tam da burada onlar da bekledikleri tam da burada bu. Benim ekleyeceğim bir husus var. Yoksa onlar da bu haberin çıkmasından bir şey kazanmıyorlar yani manevi diyor. Biraz önce örgüt suçlamasında bahsettiğimiz o sayıların arttırılması kaç kişi olursa o kadar daha başarılı operasyonmuş gibi addediliyor emniyet tarafından. İmaj veriliyor yani. Ve artı ondan sonra kaç kişi tutuklanırsa operasyon başarılı. Şimdi 30 kişi sevk edildi tutuklamaya. 30'da 0 tutuklama yok. Kriter bu. Kriter ama öyle gösteriyor. Çünkü neden diyeceksin? Savcı yapın dediği soruşturmada bütün herkesin serbest kaldığını duyduğunda oradaki o soruşturma yürüten polisi, müdürünü, amirini çağırıyor. Sizin yürüteceğiniz soruşturmaya diyerekten lafa başlıyor. Evet fırça atılıyor. Şimdi fırça o fırçayı yememek ama için o da mümkün olduğu kadar dallandırın. Bu da sağlam iş götürelim. Operasyonda gecenin saat 3'ünde amirini arayıp amirim kimse tutuklanmadı diyen, üzülen kafasını tabii. Bırak üzülmeyi, kafasını duvarlara vuran polisleri gördüm. Yani ben teselli ettim ya, dedim sen görevini yaptın. Sen 2 senedir uğraşıyorsun, sen görevini yaptın. Tutuklayıp tutuklamama uzunsunu bırak. Bu da tamamen yargının işi. Ama nasıl tutuklamaz? Ben o kadar uğraştım, o kadar delil buldum, o kadar şey yaptım, bilmem ne yaptım. Ya hakim misin sen? Senin görevin ne? Senin görevin o soruşturmayı yapıp savcının, hakimin önüne koyabilmek. Ondan sonrasına sen karışamazsın. Hakimleri bu tip, ya neden tutuklama? Tutuklayan hakim polisler için güzel, tutuklamayan hakim tukaka. Yani şimdi böyle bir şey yok. Tutuklama şimdi, isteyen savcı güzel, tutuklama istemeyen savcı. Tutuklamalardan, hazır tutuklamalara gelmişken oradan da bir devam edelim isterseniz. Evet, vaktimiz de kısalıyor çünkü ondan dolayı bir toparlayalım. 5 dakikamız kaldı. Tutuklama bizde normalde bir tedbir. Normal koşullarda tedbirdir. Ama bizde tedbir değil, direkt infaz olarak uygulanıyor. Ya 4 yıldır tedbir uygulanan tutukları biliyoruz. Yani en son Mustafa Balbay 4000 küsür gün tutuklu kaldı yani. Tamamen de bu tutuklama şeyle ilgili, tedbirle ilgiliydi yani. Ya o zaman bundan kurtulmanın bir yolu var. Süre aslında kısaltılması lazım. %100 olmadıktan sonra %100 yani çok kuvvetli deliller olmadıktan sonra tutuklamaya başvurmayacaksın. O zaman isterse bir sene benim şu anda şu 10 aydır ağzını mu? Açıp bakın. A demeden tutuklu olan normal sıradan bir adi suç tipi var. 10 aydır adam A diyemedi. Davası açılamadı. Toplumda şöyle bir yargı yaratıldı bundan 2 sene, 3 sene önce, 5 sene öncelerinde. Ya ne yapalım biz geçiriyoruz. Hakimler, savcılar tutuklamıyor, salıveriyorlar. Bu adam gidiyor yine suç işliyor. Bu algı acaba böyle bir şey olmasın, aman şimdi, ne olursa olsun hepsini tutuklayalım mantığını mı yarattı? Toplumdaki o algıyı değiştirmek zorundayız. Bir, hukuksuz olan delille dava açılmasını engellemek durumundayız. Hukuka aykırı delillerle biz davaları, iddianameleri açmamalıyız. Anayasa suçu. Hukuka uygun delille yapmalıyız. Aklıma gelen enteresan bir örnek var. Dünyanın en büyük işte kalpazanı, Al Capone, en büyük dolandırıcısı. Yıllarca Amerika'da her türlü kaçakçılığı yaptığı için 1930'lu yıllarda trilyoner oldu ve belki onlarca cinayeti var. Bir türlü yakalanamadı. Delil yok. Ve onun herkes suç işlediğini bildiği halde delil bulunamadığı için cezalandırılamadı. En sonunda vergi kaçakçılığından bir cezaya tabi oldu. 7-8 sene yaptı. Olmayalım ama en azından delil bulunamadığı için. Tabii delil. Burada düzgün işliyor. Şimdi oradaki sistemi, halkın sistemi algılamasına bakın. Biz bunun suçlu olduğunu biliyoruz ama delil yok. Hukuka saygı budur işte. Hukuku böyle işletirseniz sonuca ulaşırsınız. Hukuku içinize sindireceksiniz.
Ha bir seferlik ya tamam bu suç işlemiştir. Boş ver burada delil melil olsa da olmasa da biz bunu ufak delillerle filan tutuklayalım ceza siz verelim bunu, derseniz bu patlar. Bu, elinizde siz bunu söylerken patlar. Hemen İstanbul'da dünkü yaşanan bir olay aklıma geldi. Savcı demiş ya polise bir operasyonu yapın demiş. Emniyette, İstanbul Emniyeti de ya bu hukuksuz bir operasyon yani bu bunlarla evet, evet, gidip yapamayız. Ya siz olsun, getirin, sen gene de bir gidin. Getir biz onun gereğini yaparız. Aynen öyle. Buluruz demiş. Yani şey şimdi ya, tartıştığımız hukuk bu boyutta mı hukuk yani biz insanları mı önce hedefliyoruz delil yerine? Yani önce insanları alalım sonra gereğini bu zaten yaparız toplumda mı? Toplumda hukuk algısını yaratmak. Onu kendimde böyle gibi. Toplumda da hukuk algısı yaratılmadı. Zaten hukukun birinci kuralı da kimse kesin hüküm yemediği sürece masumdur. Berat hizmet asıl. Hayır öyle değildir. Biz de öyle değildir. Becele tutuklandın sen. Berat hizmet asıl. Bizde koluna polis alındığından itibaren bitiyor olay. Bizde öyle değil. Tutuklandın mı suçlusun. Bitti. Tutuklanmadı mı suçsuzsun. Ama yargılamanın sonucunu biraz daha ilerisine, takip etmez. Ben biraz daha ilerisine gidiyor. Biz yargılamayı da bekliyoruz. Emniyetten çıkarken koluna polis varsa suçlusun demek. Biz bu safhaya da geçtik yani artık. Daha da ileri geçtik. Orada basına biraz önce ondan suç yani şey evet, büyük sorumluluk düşüyor. Çok büyük sorumluluk. Kişilerin lekelenmeme hakkı var. İşte masumiyet karnesi. Kişileri ifşa ettiğin zaman o kişi lekelenmiş oluyor. İstediği kadar şey olsun, beraat etsin toplumda. Zaten mevcut olayların içerisinde cinayetler, ne bileyim hırsızlık ve onların içerisinde hani biz de iyi kötü gazetecilik yapan insanlar 5 yaşında, 10 yaşında insanlar değil. 25 yaşında, 30 yaşında insan. Bunların da hukuku bir parça bildiklerini bildiğim için en azından şöyle bir karine yapabilirler. Ya evet burada suç delilleri gayet sabit. Ben bu haberi yazarken gönül rahatlığıyla yazabilirim. Hakimin verdiği karar da doğru, savcının verdiği karar da doğru diyebiliriz. Ama bazen biz bile yazarken inanın yani acaba diye haber yazdığımız anlar oluyor. O acabaların sonunda tabii biz de çoğu davalarda işte beraatları yazıyoruz. Sonraki tazminat davalarını vesairelerini yazmak zorunda kalıyoruz. Onlar kimse bilmiyor tabii. Delilleri çok iyi toplamamız lazım. Son 2-3 dakikamız kaldı. Hukuka, son söyleyecekleriniz varsa onları da alalım, hukuka, toparlamış olalım en azından. Hukuka bizim sahip çıkmamız lazım. Halkın sahip çıkması lazım. Yaya geçidinin kavramını hala içine sindirememiş bir toplumun yaya geçidinde normal koşullarda yayanın geçmesi araçların beklemesi lazım. Ama biz de hala yaya geçidindeyken bile sağa sola bakarız araba geliyor mu diye. Bunu sindirmemiz lazım. O hakkı yaya geçidinden geçme hakkının yayada olduğu hakkına sahip çıkmamız lazım. Ki bunlara da sahip çıkabilirim yaya derken yani. Ben hemen aklıma geldi. Onu da son dakika tartışması içerisinde sokmak istiyorum. Kürsüde bir marangoz hatası var. Şimdi o konu. Yani sabahtan beri yükleniyoruz da ama onlar orada var, öyle bir güzel yerde oturuyorlar ki biz onları oradan aşağı indiremediğimiz için bu söylediğimiz şeyler de biraz afaki kalıyor. Avukatlık çünkü, savunma anlamında yargının kurucu unsuru. Avukatlık yasasına kondu. Ama anayasada olmadığı için hala biz avukatlar yarı kamu gibiyiz. Yani yasada var ama. Şey yani olsa da olur olmasa da olur mantığıyla. Onun için savcılar yukarıda. Bana geçen gün müvekkilim bir tanesi sordu. Hem de şu anda İzmir'deki casusluk davasında gelişti bu olay. Dedi ki ya işte savcı neden yukarıda filan. Ben de bunu açıkladım. Duruşmada açıkladım. Dedim ki ya çok önemli değil. Biz ona filan pek takılmıyoruz avukatlar. Ama kısaca marangozluk hatası işte 4 kişilik yapmışlar. O şekilde orada oturuyorlar. Ama orada oturmaları çok da önemli değil. Biz lafımızı söylemek anlamında onlardan 10 kat daha özgürüz. Bizim hiçbir zaman avukat olarak efendilerimiz olmadı diye bunu aynen zabıtlarda da var. Sonra soruyor. Evet çok iyi bir konuya değindiniz. İçeriye diyor hakimler giriyor. Savcı da giriyor. Beraber mi karar veriyorlar? Evet yargı iki ayaklı, üç ayaklı değil. Hani savcı bir tarafta, avukat bir tarafta. Onların ikisinin de iddialarını değerlendirecek hakim bir tarafta değil. Savcı burada, biz üç kişiyiz. Ben başkan, sizler üye. Savcı da orada. Yalnız sanki dördüncü, üçüncü üyem gibi filan. Böyle algı da bu. Bana göre verilen de etkiler, bu. Etkili oluyordur. Siz mütalaya aykırı kaç tane karar çıktığını biliyorsunuz. Yani uygulamada son sözü var mı? Yeni yeni uygulanıyor. Anlaşılıyor. Yani son sözü olarak şunu soracağım sadece. Kürsüdeki o marangoz hatası giderilirse hukuktaki bu sorunda giderilebilmiş olur mu? Kısmen yani tamamen. Marangozluk hatası değil. Daha da ötesine geçmek lazım. Bence savcıların, soruşturma savcıların adliyede bile olmaması lazım. Emniyette. Ayrı bir başka bina. Bir yerde, ayrı başka bir yerde. Başlıyoruz. Çünkü zorunlu olarak sen savcısın, beraber yemek yiyoruz falan filan. Zorunlu bir birliktelik doğuyor. Şu anlamda doğuyor. Emniyete gönderelim. Nasıl olsa soruşturma orada yapılıyor. Ya adliyeden bile, adliyeden soruşturma savcılarının adliyeden bile uzaklaştırılması lazım. Mesela, ha bu arada söyleyeceğim şey,
lerden çok önemli bir tanesi. Bizde ceza yasası ve CMK çıktıktan sonra kaç tane yasayla değişti? Tahmini 15, çok 20, oldu. 30 çok, belki çok. De daha fazla. Biz hep yasaları böyle günlük bir takım yasa değişiklikleriyle yamalı bohçaya döndürüyoruz. Evet. Bunun için de bu sistemin bir an önce düzgün ceza ve usul yasalarına kavuşması lazım. Usulü esasa feda etmememiz lazım. Evet. Sayın Zavallı çok yani. Teşekkür ederim. Sayın Dikenci size de teşekkür ederim. Vaktimiz doldu. Sabaha kadar otursak çok zaten çok şey var. Türkiye'nin şey 15 gündür tartıştığı hukuksal konularla doluyuz. Hiç konuşamadım daha. Biz elimizden geldiği kadar örgütün ne olduğunu, yasaların ne öngördüğünü, ne olması gerektiğini, kürsüdeki arızanın neden kaynaklandığını, soruşturmaların nasıl kısır döngü olduğunu ve delillerin nasıl yetersiz ve hukuksuz şekilde toplandığını anlatabildik diyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Efendim, hakkımız hukukumuzdan bu akşamlık bu kadar derken tabii ki sizler de birazcık tedirgin ettiysek normal yaşantınız içerisinde buna da birazcık hakkınız var. Çünkü Türkiye normal bir gününü, normal bir gündemi yaşamıyor gördüğünüz gibi. Hukuk ciddi bir şekilde tartışılan bir konumda ki herkesin güvenmesi gereken hukukta çok tartışılan şeyler var. Dilerim adaletin en iyi yerine geldiği bir hukuk sistemine kavuşur Türkiye ve biz de huzur içerisinde yaşarız. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.